Güzel bir şekilde. Herkese selam, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüda. Bugün sizlere yine bir ders çalışma gündemi videosu çekiyorum. Biliyorsunuz artık sınav haftası da geldi. O yüzden sıkı bir şekilde çalışmaya çalışıyorum. Bugün günlerden 26 Ekim Cumartesi ve saatlerimiz de 9.30'a geliyor. Şimdi sizlerle planımızı hazırlayarak başlayacağız. Planımı hazırladım ve geldim. Paragraf çözmek var. Matematik, coğrafyadan tekrar yapmam gerekiyor. Çünkü pazartesi coğrafya sınavımız var. Sonrasında konu anlatımları dinleyeceğim yine coğrafyadan. Fizikten bir tane konu anlatım videosu dinleyeceğim. Sonrasında üzerine test çözeceğim. Ve yine pazartesi sınavımız olan İngilizceden özet çıkaracağım, not çıkaracağım. Bu arada ben dün yani cuma günü yatmadan önce böyle bir program oluşturmuştum. Saatlik bir program. Buna uymaya çalışacağım. Hafta sonları birazcık daha fazla böyle vaktimiz oluyor ve bu yüzden de erteliyoruz genelde. O yüzden ben saatlik programın benim için çok verimli olduğunu fark ettim. Biraz daha kısıtlamış oluyorum. Bu yüzden de daha verimli geçiyor. O zaman şimdi hızlıca geçelim çünkü programın 10 dakika ilerisindeyim. 10 dakika önce başlamam gerekiyordu. O yüzden hızlıca paragraf çözerek başlayalım. Paragraf testimi çözdüm. Şimdi matematiğe devam edeceğim. Yaklaşık yarım saat boyunca soru çözeceğim. Artık ne kadar çözebilirsem. O zaman gelin matematiğe devam edelim. Matematik çalışmamı da tamamladım. Toplamda 21 soru çözmüş oldum. Normalde ikinci testi bitirmeyi hedefliyordum ama yarım saatte bu kadar oldu. Şimdi coğrafyaya da devam edeceğim ama öncesinde gelin bir kahve yapalım. Kahvemi yanıma aldım ve geldim. Coğrafya çalışarak devam edeceğim. Böyle map kitabından okuyacağım. Daha sonrasında tabletime özetler çıkaracağım. O şekilde ilerleyeceğim. Bir saatten fazla çalışacağım. O zaman gelin şimdi coğrafya çalışmaya geçelim. Üç buçuk sayfa özet aldım. Bence çok güzel oldu. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğim. Sonrasında devam edeceğim. Birinci bölümden jeolojik zamanlar kaldı. Onun tablosunu eklerim buraya diye düşünüyorum. Sonrasında ikinci bölümün özetini yazacağım ve üçüncü bölümün özetini yazacağım. Bu şekilde şimdi kahvaltımı yapacağım ve sonrasında tekrardan devam edeceğim.
Ben kahvaltımı yaptım. Kahvaltıdan sonra yaklaşık bir 50 dakika kadar daha coğrafya çalıştım. Böyle özet yazmaya devam ettim. Sonrasında tekrar ettim. Şimdi mola vermiştim. Yine tekrardan coğrafyaya dönüyorum. Buradan yine özet çıkarmaya devam edeceğim. Coğrafyadan sınavda 3 bölümden sorumluyuz. Ben ilk 2 bölümün özetlerini tamamladım şimdi. Saatlerimiz de 4 bu arada. Yarın 3. bölümün özetini çıkartıp genel tekrar yapacağım. O şekilde yarın çalışmaya devam edeceğim. Bugün akşam coğrafyadan bu ilk 2 bölümün tekrarını yapacağım yine. İyice okuyacağım, şey yapacağım. Özet çıkarmak gerçekten fazla vaktimi alıyor aslında. Ama çalışırken baya akılda kalıcı oluyor. Yani özet çıkarırken kaybettiğinizi düşünüyorsanız kesinlikle bence öyle değil. Çünkü ben unuttuğum birçok konuyu özet yazarken baya hatırladım. Görseller vesaire de eklediğim için çok çok akılda kalıcı oluyor. O yüzden özet yazmayı bir vakit kaybı olarak görmeyin. Her konuyu işledikten sonra özetler çıkarırsanız çok daha verimli olur sizin için. Bu şekilde şimdi ben bir saatlik bir mola vereceğim. Sonrasında fizikten konu anlatımını dinleyip üzerine test çözerek devam edeceğim. Daha sonrasında İngilizce çalışacağım ve akşam da yine coğrafya tekrar yapacağım. Bu şekilde şu an şimdi ben bir saatlik molaya kaçıyorum. Hoşça kalın. Yarım saatlik bir fizik konu anlatımı dinledim. Şimdi bu kitaptan üzerine birazcık soru çözüp pekiştireceğim. Bakalım yapabiliyor muyum? Yarım saatlik bir fizik konu anlatımı videosu dinledim. Şimdi bu kitaptan üzerine birazcık soru çözüp pekiştirmeye çalışacağım. Bakalım yapabiliyor muyum? Çözmeye çalıştım. Birkaç soru işaretledim ama genel olarak yapamadım. O yüzden bıraktım. Zaten fizik sınavımız haftaya. Onunla da artık haftaya cebelleşirim diye düşünüyorum. Şimdi birazcık daha mola vereceğim. Ondan sonrasında İngilizce ile devam edeceğim. Pazartesi de İngilizce sınavımız var. O yüzden İngilizce'de böyle kelimeleri, gramer kısımlarını falan birazcık notlar almak istiyorum. O şekilde. Ben yemeğimi yedim, birazcık dinlendim ve tekrardan masa başına geçtim. Şimdi İngilizce çalışarak devam edeceğim. Saatlerimiz de bu arada 7 oldu. Böyle ünitenin kelimelerini vesaire yazacağım, anlamlarını yazacağım. Gramer kısmından da not almam gereken bir şey varsa onu not alacağım. Oraları tekrar edeceğim. O şekilde şu an bir yaklaşık 45 dakika kadar İngilizce çalışacağım. O zaman hadi geçelim.
İngilizce çalışmamı da tamamladım. 1 saat İngilizce çalışmış oldum. Böyle notlar aldım. Kelimeleri yazdım. Gramer kısımlarını da şöyle özetledim. Bir tek coğrafya tekrar kaldı. Yaklaşık 1-1,5 saatte coğrafya tekrar yapıp bugünü kapatacağım. Saatlerimiz şu anda 8 oldu. Ben birazcık mola verip sonrasında da coğrafyayı tekrar ederek devam edeceğim. Günün son ders çalışma metnine geçiyorum. Saatlerimiz 8.40 oldu. Ben moladan geldim. Şimdi coğrafya çalışarak devam edeceğim. Bugün çıkardığım bu özetleri okuyacağım, tekrar edeceğim. İyice oturtmaya çalışacağım. Minimum 1 saat çalışmayı hedefliyorum. Daha fazla çalışır mıyım bilmiyorum ama 1 saati doldurmak istiyorum. O zaman gelin şimdi coğrafya çalışarak devam edelim. Yaklaşık 1,5 saattir coğrafya çalışıyorum ve bugünkü çalışmamı tamamladım. Toplamda 6 saat 50 dakika çalışmışım. Yani benim için gayet verimli bir gündü. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Çünkü 2025'e girmeden 10.000 abone olmayı hedefliyorum. Eğer bunu gerçekleştirirsek çok mutlu olurum. Böyle 2024 hedefler listeme 10.000 abone olmak yazmıştım. O yüzden o maddeye tık atmayı çok istiyorum. Aşağıdan abone ol butonuna tıklayın. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Daha bir iki tane daha sınav haftası vlog gelir sanırım. Daha sık video çekmeye çalışıyorum. Şimdilik hoşça kalın.